Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf inkılap 1. dönem 2. yazılı programımıza başlıyoruz. Sizlere 100 aldıracak bir video hazırladık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Milletin Bakanlığı örnek soruları da açıkladı. Yazılarda gelebilecek örnek senaryoları da açıkladı. Genellikle kısa cevaplı sorular sorulmuş. Yani mesela demiş ki önergede yer alan bu maddeyle vurgulamak istenen kavramı yazınız diyor mesela. Veyahut da meclisin hangi yetkilerini kullandığını yazınız. Genellikle bir iki kelimelik soru cevapları koymuşlar. Veyahut da işte iki devleti yazınız. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına karar verilen konferansın adı Paris Barış Konferansı'nın ismini yazınız gibi sorular sormuşlar. Her bir senaryoyu dikkatli bir şekilde inceledik ve sizlere Mükemmel bir yazılı provası hazırladık arkadaşlar. Sizlerin yapması gereken şey son derece basit. Şimdi sizlere uzun uzun detaylı bir şekilde sınavda çıkabilecek konuları anlatacağız. Dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz. Hem Birinci Dünya Savaşı'nı hem Kurtuluş Savaşı'nın öncesindeki gelişmeleri güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve hep birlikte düşmanı ne yapacağız sonuç herhalde? Benim? Düşmanı denize dökeceğiz. Evet düşmanı denize dökeceğiz. Bizim düşmanımız şu anda cehalet. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Diyor ki... Cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani siz şu anda LGS için yazılılar için kitaplarla testlerle mücadele ederken düşmanla savaş kadar önemli bir mücadele veriyorsunuz. Cehaleti yenmeye çalışıyorsunuz. İnşallah cehalette yeneceksiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyelim. Biliyorsunuz ki bizlerin hem ortak sınav denemeleri hem yazı notlarında hem tüm dersler soru bankasında sizleri bekliyor. Bunlarla alakalı neler yapabileceğimizi birazdan göstereceğim. Bunlara nasıl bağlanacağımızı introda göstereceğim. Ve sizler için Map örnek ortak soruları da hazırladık. Hatta bakın şöyle göstereyim. Map örnek yazılı sorusu benzeri de hazırladık. Bunları da çözdüğümüzde mükemmel bir şekilde inşallah yazılarımızdan kaç alacağız sonucu? Um? 100 alacağız. İnşallah 100'leri alacağız diyoruz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Bu ortak sınav denemelerine nasıl ulaşıyoruz bakalım. Sonrası hem konu anlatımı hem de sorularla inkılap tarihi yazılısına çalışmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine hem yazılı notlarından hem de tüm dersler kitabından ulaşabilirsiniz. Öncelikle tüm dersler fijital, yani hem fiziksel hem dijital kitabımızı nasıl aktif edeceğimizi görelim. Kitabın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Müzik Çıkan kodu TAS Mobil uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme giriyoruz. Müzik aktif et dediğimizde ise hem kitabın dijital versiyonuna hem de Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine ulaşabiliriz. Hepinize sınavlarda başarılar. Evet arkadaşlar öncelikle Birinci Dünya Savaşı ile başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerine baktığımızda bir genel nedenler var. Bunlar sanayi inkılabı yani sanayi inkılabı neydi? Artık bu gömleği insanlar terzide eliyle dikmiyordu fabrikalarda üretiyordu. Ve bunun sonrasında büyük devletler küçük devletleri sömürmeye başlamıştı. Yani küçük devletlerdeki pamuğu alıyorlar fabrikalarda üretip onlara satıyorlar. Fransa ihtilali çıkmıştı devletler birbirleriyle milliyetçilik konusunda mücadele etmeye başlamışlardı. Ben Fransızım, ben İngilizim, ben Sırbım, ben Yunanım, ben Bulgarım demeye başlamışlardı. Hatta Osmanlı Devleti'nin içerisinde sadece Türkler yoktu. Başka hangi milletler vardı Tonguç Eladim in? Sırp, Rum, Ermeni, Yunan, karma karışık. Harikasın. Farklı farklı milletler bir arada yaşıyorduk. İşte ilk başta Sırplar, sonrasında Rumlar, sonrasında Romenler, sonrasında Bulgarlar her biri ben Sırbım, ben Romenim, ben Bulgarım diye isyan ediyordu. Osmanlı Devleti'nden ayrılmaya çalışıyordu. Biz buna milliyetçilik isyanları, azınlık isyanları diyorduk. Ve sonrasında Mustafa Kemal Atatürk, kardeşim o zaman biz de Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmamızı sağlayacaktı. Bir de silahlanma yarışı vardı devletler arasında ve bloklaşma başlamıştı. İtilaf devletleri yani ABD, Rusya, İngiltere, Fransa hatta ilk başta şöyle oluyor. İngiltere, Fransa, Rusya bir grup olacak. Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Almanya bir grup olacak. Zamanla İtalya buradan bu tarafa geçiyor, İtalya da burada beliriyor. Bulgaristan bize katılacak. ABD savaşın sonuna girecek. Dolayısıyla devletler de yavaş yavaş bloklaşmış oluyordu. Özel nedenlere baktığımızda ise Alsace-Lorraine bölgesi Fransa ile Almanya arasında bir kapışma konusuydu. Burada kömürler var. Panslavizm yine e, Almanya ile Panslavizm yine Avusturya Macaristan'la Rusya arasındaki bir mücadeleydi. İngiltere Almanya'nın rekabeti zaten en büyük rekabet neydi? Futbolda birinci olmak. Komik espri Tonguç Elad'ı benim. Hayır futbol değil dünyada sömürgeciliği kazanmak istiyorlar. Dünyada futbolda da mücadele ediyorlar ama Almanya genelde daha iyi. Fakat şunu söyleyebiliriz ki aynı futboldaki birinci dünya savaşında da devletler kendi aralarında. Bilhassa İngiltere ve Almanya bu takımların kaptanı gibi. Bir de Avusturya Macaristan prensinin öldürülmesi de görünen sebepti. Gavrilo Princip diye Sırp bir genç gidecekti Avusturya Macaristan veliahtını öldürecekti Sırbistan gezi sırasında. O öldürünce Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açınca Rusya Avusturya Macaristan'a savaş açıyor. Rusya Avusturya Macaristan'a savaş açınca Almanya Rusya'ya savaş açıyor. Almanya Rusya'ya savaş açınca İngiltere Almanya'ya savaş açıyor. Böyle hepsi birbirine girecekti İndirayeli diyerekten. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerle alakalı hem LGS'de bakın yazın notlarında öğrendiğiniz konular hem LGS'de yazılılarda çıkan konular hem LGS'de hem de Yazılarınıza net bir şekilde sorulur arkadaşlar. Bu cepheleri Milliyetin Bakanlığı çok seviyor. Kazanımlarda da var. Kazanımlarda olduğu için hem örnek sorularda hem de yazılı sorularında hem de LGS'de geleceği için buraya dikkat edinin. Şimdi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri 3 temel kısma ayırıyoruz. Birincisi taarruz. Yani taarruz ne demek Tonguç evladım? Benim? Saldırı cepheleri. Harikasın. İkincisi savunma cepheleri. Üçüncüsü de müttefiklerine yani dostlarına kime? işte Bulgaristan'a, Avusturya Macaristan'a, Almanya'ya yardım cepheleri var. Taarruz cepheleri KK diye kodlayabiliyoruz. Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. Niye KK? Çünkü gerçekten bu cephelerde sıkıntılı bir sonuç doğuyor. Yani hem Kafkas cephesinde kaybediyoruz hem de Kanal cephesinde kaybediyoruz. Saldırıyoruz ama olmuyor. Savunma cephelerinde ise Çanakkale, Irak, Hicaz Yemen ve Suriye Filistin cephelerini görüyoruz. Burada da Çanakkale cephesi hariç diğer tüm cephelerde geri çekilmek durumunda kalıyoruz. Müttefiklere yardım cepheleri ise Makedonya, Galicia ve Romanya. Burada Taarruz cephelerinin Kafkasya Kral Cephesi olduğunu bilirsen, ezberlersen, aklına kaydedersen zaten savunma cepheleri belli. Çanakkale, Irak, Hicaz, Suriye, Filistin. Müttefiklere yardım cepheleri ise MRG, Mork diye kodlayabilirsin. Makedonya, Galiç'e, Romanya diyebiliriz. Şimdi bu cephelerle alakalı bazı bilgiler verelim. Birincisi Kafkas cephesinde sarıkamış harekat yapacağız. Ve burada... Sarıkamış Harekat'ta binlerce askerimiz soğuk koşullar nedeniyle ne olacak Tongişelan benim? Şehit olacak. Sonrasında da sonrasında da maalesef e, kaybedeceğiz bu cepheyi. Burada çok ilginç bir olay daha var. Burada bizlerle yıllarca beraber yaşamış olan sadık millet dediğimiz Ermeniler Rus askeri kıyafetiyle ceplerinde Osmanlı nufusu olmasına rağmen bize saldırdıkları zaman onları zorunlu olarak göçe buna da sevk ve iskan yani tehcir yani hicret yani göç kanunu diyoruz burada Ermeniler için çıkarılan bu kanun onlar bizimle beraber yaşamalarına rağmen Osmanlı kimliği olmasına rağmen bize saldırıyorlar Rus askeri kıyafetiyle biz onları zorunlu olarak Suriye tarafına göç ettiriyoruz şimdi burada şu çok önemli Mustafa Kemal bu cephede savaşıyor Mustafa Kemal savaştığı için buraya Mustafa Kemal'in altı, ismini altını çiziyorum burada Muş ve Bitlis'i geri alıyor Kanal cephesinde ise İngilizlerin sömürge bağlantısı yani Mısır'a olan bağlantısını kesmek için saldırıyoruz. Fakat burada başarısız olduğum için ordumuz geri çekiliyor. Mustafa Kemal bu cephede savaşmıyor. Devam ediyoruz. Diğer savunma cephelerine baktığımızda Çanakkale cephesi gerçekten çok önemli. Çünkü Çanakkale cephesinde elde ettiğimiz başarılar bizim savaşın kaderini değiştirmemizi sağlıyor. Çanakkale cephesine buradan geliyor böyle itilaf devletleri hop buradan böyle geçeriz. Hem Çanakkale'ye geçeriz hem İstanbul'u alırız hem de Rusya'ya yardım götürürüz diyorlar. Çünkü Rusya zor durumda. Fakat Rusya'ya yardım götüremedikleri için Rusya savaştan çekiliyor. Ve Çanakkale ne oluyor Tonguç Elan'da? Çanakkale geçilmez. Ve aynı zamanda biz Osmanlı Devleti'nde ...kaderini kurtarmış oluyoruz. Ama tabii ki... ...burada Mustafa Kemal Anafartalar... ...kumandanı olarak çok büyük bir başarı... Elde edecek. Sonradan da... ...Mustafa Kemal tüm yurtta tanınacak ve... ...artık Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin... ...lideri olacak. Sonrasında... ...diğer cephelere de bakalım. Bu tek kazandığımız cephe... ...Çanakkale Cephesi. Ee, Irak cephesinde Kutul Amare Zaferi var. Osmanlı ordusu son kez... Ee, İngiliz subaylarını esir alacak. Halil Paşa burada bir kahramanımız. Hicaz Yemen cephesinde Fahrettin Paşa Medine'yi savunacak ama hep geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Suriye Filistin cephesinde Mustafa Kemal Atatürk var. O zaman tabi soy ismi de Atatürk değil. 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı son cephe 7. Ordu komutanı olarak burada yine Suriye Filistin cephesine Mustafa Kemal mücadele veriyor. Demek ki Hicaz Yemen cephesine üzüntü şartı koyuyorum. Her ne kadar Medine müdafaası başarılı olsa da. Irak cephesine üzüntü işareti koyuyorum. Her ne kadar ee, burada kurtul Amare zaferi olsa da Hicaz Yemen cephesine de demiştik yani Suriye Filistin cephesine de üzüntü şartı koyuyorum. Kanal cephesine de üzüntü şartı koyuyorum. Kafkas cephesinde Sarıkamış Harekatı'nda şehitlerimiz var üzüntü şartı koyuyorum. Ama Çanakkale cephesini kazandık diyebiliriz. Çanakkale cephesindeki Mustafa Kemal'in kahramanlığı, karizması Kurtuluş Savaşı'nda lider olmasını sağlayacak. Müttefiklere de bunlar yardım ettiğimiz cepheler. Şimdi... Geliyorum. Ee, bununla alakalı sorularımız varsa istersen biraz o sorulara bakalım Tonguç'um. Sonra konu anlatımına geçelim ki sıcağı sıcağına her şeyi pekiştirmiş olalım. Şöyle bakalım bununla alakalı. Çünkü bayağı bir konu anlatımı yapacağız. Konu soru konu soru diye gidersek daha iyi olur. Ha burada mesela bir tane sorumuz var. Demiş ki Avrupa'da devletler arasındaki siyasi ve ekonomik çıkar çatışmalarının giderek artması üzerine Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce kurulan ittifak devletlerinin ve itilaf devletlerinin hangileri olduğunu yazınız demiş. Tam bir sınav tarzı soru. Şimdi bir kere İttifak yani bizim de olduğumuz grubun başında Almanya var. İtilaf Devletleri'nin yani düşman grubun başında kim var Tonguç'um? İngiltere. Harikasın. O zaman buraya da İngiltere yazıyorum. Bunlar takım kaptanları. Almanya ve İngiltere. Şimdi burada e, Almanya'nın yanında en başından sonuna kadar yer alacak olan Avusturya... ...ve Macaristan İmparatorluğu var... ...sonradan bu imparatorluk dağılacak... ...bir de ilk başta İtalya da bunun yanında... ...ama sonradan İtalya bu tarafa geçecek... ...sonradan Osmanlı da katılacak buraya... ...bak Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce kurulanları soruyor çünkü bize... ...İtilaf Devletleri'ne baktığımızda İngiltere var... ...ve onun... E, ...samimi olarak, dostu olarak ta takılan Fransa var... ...bir de... Çanakkale Savaşı ile Çanakkale Cephesi'ndeki başarımızla savaştan çekilecek olan ama en başta çekilmeyen Rusya var. Zaten Osmanlı Devleti ilk başta böyle düşünecek. Acaba ben e, bu tarafta mı olayım, bu tarafta mı olayım? Yani İngiltere, Fransa tarafında mı olayım yoksa Almanya, Avusturya, Macaristan tarafında mı olayım diyecek. İngiltere, Fransa tarafı istemeyecek bizi. Niye? Biz seni Rusya ile paylaştık diyecekler. Biz de siyasi yalnızlıktan kurtulmak için ve Almanya'nın da kazanacağına inandığımız için Almanya ile beraber savaşa gireceğiz. Şimdi Mesela Kafkas cephesi ile alakalı bir sorumuz var onu da yapalım. Osmanlı Devleti 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile kaybettiği Kars, Ardahan, Batum'u geri almak ve Orta Asya'da yaşayan Müslüman Türkleri Rus egemenliğinden kurtarmak amacıyla Kafkas cephesini açtı ve Sarıkamış Harekatı'nı başlattı. Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesini açmasına etkili olan fikir akımının hangisi olduğu söylenebilir diyor. Güzel bir soru sormuş. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Dağılmasını önlemek amacıyla atılan, e, aydınlar tarafından ortaya atılan fikirler vardı. Mesela Osmanlıcılık akımı vardı. Bak bu sorunun cevabı değil. Şimdi başka bir şey anlatıyorum. Osmanlıcılık akımı vardı. Tüm e, Osmanlı'nın içinde yaşayan herkes din, dil, ırk farkı olmaksızın... ...işte sen Bulgarsın, sen Rumsun, sen şusun, sen busun değil. Hepimiz Osmanlı vatandaşı diyorduk. Ama Osmanlıcılık politikası tutmuyor. Niye? Ruslar, Balkanlardaki ulusları kışkırtıyor. Sonrasında... Aynı zamanda İslamcılık politikası var. Osmanlı'nın dağılmasını önlemek için Araplara diyoruz ki hepimiz Müslümanız, hepimiz Hz. Muhammed'in ümmetiyiz diyoruz. Ama bu da tutmuyor. İslamcılık politikası da tutmuyor. Arapları İngilizler kışkırtıyorlar ve Araplar da isyan ediyor. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün benimseyeceği ve e, Yeni Türk Devletinin kurulmasına kullanacağı Türkçülük politikası var, bunu kullanacak ve Batıcılık politikası var. Bu iki politika hem Türkçülük milliyetçilik ilkesinin kurulmasında, hem Batıcılık ve inkılapçılık ilkesinin kurulmasına Mustafa Kemal'in en büyük yardımcıları olacak. İşte Osmanlı Devleti'nin Kafkas Cephesini açmasına etkili olan fikir akımı da Türkçülük. Niye? Orta Asya'da yaşayan Müslüman Türkleri kurtarmak istiyor. O zaman burada Türklere yönelik bir olay var, Türklere yönelik bir amaç var. Türkçülük diyebiliriz. Hatta burada Turancılık fikri de olduğunu biz aklımıza tutmamız lazım. Demek ki Kafkas cephesinin temelinde açılmasının sebebi türçülük e, Türkçülük diyebiliriz. Mesela şöyle bir soru da sorabilir bize sınavda hocalarımız ya da LGS çıkabilir. Der ki işte e, Hicaz Yemen cephesinde bize Araplar saldırdılar. Suriye Filistin cephesine saldırdılar. Bu hangi politikanın artık bir işe yaramadığını gösterir Tonguç Evladım benim. İslamcılık. Harikasın evet. İslamcılık politikası bir işe yaramıyor. Niye? Çünkü biz buradaki Araplara diyoruz ki hepimiz Müslümanız, hepimiz İslamiyet'e inanıyoruz. Hadi gelin beraber buraları kurtaralım diyoruz. Ama İngilizler Arapları kandırdığı için, onları kışkırttığı için Araplar bize saldırıyor ve biz de savaşı kaybediyoruz. Ki gerçekten buraları kaybetmeseydik buralar gerçekten çok değerli yerler. Yani Bahreyn, Katar, işte Dubai, Arabistan, işte Kuveyt gerçekten dünya petrollerinin çoğunluğu burada gerçekten çok büyük güçlü bir ülke olurduk ama Araplarla anlaşamıyoruz. Şimdi geldik buraya burayı da bitirdik şimdi başka bir sorumuz var mı bunlara kolona bakalım ha. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Barış Konferansı ama buraya gelmemiştik. Buraya gelmeden önce şuradan konu yapmaya devam edelim. Tonguç Eladım benim. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları diyor. Şimdi Wilson ilkeleri var. Wilson ilkelerine geçmeden önce şunu da bilmemiz lazım ki. Şimdi Şöyle bir Kuzey Amerika çizelim. Şöyle bir Güney Amerika çizelim Tonguç'um. Şöyle bir Afrika çizelim. Şöyle bir Avrupa çizelim. Şöyle yamuk yumuk da olsa şöyle bir Asya çizelim. Avustralya çizelim. Yeni Zelanda, Madagaskar, İngiltere, Grönland, Kanada falan tamam. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç'um. Birinci Dünya Savaşı esasen buralarda oluyor. Yani Rusya buradan saldırıyor. Şöyle Fransa buradan saldırıyor. İngiltere buradan saldırıyor. Veyahut da ee, ...işte Almanya Rusya'ya böyle saldırıyor. Osmanlı Rusya'ya saldırıyor. Bu tarafa böyle yardım gönderiyoruz. Böyle mavilerle kırmızıların bir mücadelesi var. Mavilerle kırmızılar yani İngilizlerle e, Almanlar... ...yani itilaf devletleriyle, ittifak devletleri mücadele ederken... ...Amerika uzakta takılıyor. Fakat Amerikan Başkanı Wilson... ...daha doğrusu Amerika burada kırmızılara yani İngilizlere yardım ediyor. Onlara böyle silah satıyor. Bu silahları satarken maviler yani Almanlar kırmızıların gemilerini yani Amerika'nın gemilerini batırınca Amerika savaşa dahil oluyor ve savaşa kırmızıların yanında yani itiraf devletlerinin yanına dahil oluyor ve savaşı kırmızıların kazanmasını sağlıyor. Amerikan Başkanı Wilson savaşa giriyor ve diyor ki biz diyor artık kırmızıların yanındayız. Yani itirafın yanındayız. Yani İngiltere, Fransa'nın yanındayız diyor. Ve savaşa girdikten sonra diyor ki Amerikan Başkanı Wilson bakın diyor. Savaşı biz kazandık kazanmanızı sağladık ama sakın yenenler yenilenleri ezmesin dünyada barış olsun dünyada sevgi olsun barış milletler cemiyeti kurulsun gibi şeyler söyleyecek. Şimdi savaşın sonucuna bakalım Osmanlı savaştan çekiliyor çok uluslu imparatorluklar yıkılıyor mesela Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkılıyor yeni devletler kurulacak ve birinci dünya savaşının sonunda doğru düzgün anlaşmalar imzalanmadığı için yenenler yenilenleri ezdiği için ikinci dünya savaşı çıkacak Tonguç evladım benim. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, tabii ki Mondros Ateşkes Anlaşması var ama burada önemli bir şey daha var. Paris Barış Konferansı var. Adı Barış ama esasında burada barış falan hedeflenmiyor. Paris Barış Konferansı'nda ne oluyor Tonguç'un? Barış musun? esasları görüşülüyor. Hiç alakası yok. Adı Barış ama hiç barış falan görüşülmüyor. Burada Anadolu'nun e, batısının yani İzmir ve çevresi Yunanlılara veriliyor. Milletler Cemiyeti kuruluyor Dünya Barışı için ama... Bu da dünya barışını sağlayamadığı için ikinci dünya savaşı çıkacak. Dolayısıyla Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletleri paylaşımlar yapıyorlar. Batı Anadolu'yu Yunanlara veriyorlar. İtilaf devletleri milletler cemiyetine korduk diye böyle güya Amerikan Başkanı Wilson'a böyle yalakalık yapmaya çalışıyorlar. Ama esasında amaçları küçük devletleri sömürmeye devam etmek. Hatta sömürgeciliğin adını da değiştirip manda ve himaye ediyorlar. Sömürgecilik büyük devletlerin küçük devletleri esir etmesiydi. Ama şimdi onun yerine manda ve himaye diye anlamsız bir fikir ortaya atacaklar. Şimdi buradaki sorumuza geri dönecek olursak Tonguç'um. Şurada sorumuz havada kalmasın. Az önce göstermiştik. Map örnek tarzı soruda. Birinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Barış Konferansı'nda. Hani adı güya barış demiştik hani. Uluslararası barışı korumak ve ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçıl yollarla çözmek amacıyla kurulan uluslararası kuruluşun adını yazınız. İşte Paris Barış Konferansı yapılan tek iyi şey ki hiçbir işe yaramayacak. Milletler Cemiyeti kuruluyor. Milletler Cemiyeti kuruluyor. O zamanki adı Milletler Cemiyeti. Şimdiki adı Birleşmiş Milletler. Hatta o zaman Arapça ismini de söyleyelim. Cemiyeti Akvam yani kavimlerin cemiyeti diye bir cemiyet kuruluyor. Bunun amacı dünya barışını korumak. Ama koruyamadığını nereden anlıyoruz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Çok güzel söyledin. Eğer korusaydı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir savaş. Yani ikinci dünya savaşı olmaz. Ama yeni bir savaş çıktıysa demek ki bu resmen milletler cemiyetinin görevini yapamadığını gösterir. Şimdi bir dünya savaşı bitiyor. Ardından da hemen Osmanlı Devleti'ne ne, ne imza alacaklar? Mondros Ateşkesi imza alacaklar. Bak Tonguç'um şurası çok önemli. Savaşlar bittikten sonra bak buraya yazıyorum. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra ilk başta bir ateşkes anlaşması yapılır. Bak ateşkes anlaşması yapılır. Sonra normal antlaşma yapılır. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra ilk başta Mondros Ateşkesi yapılacak. Sonra Sevr Antlaşması yapılacak. Bu çok önemli. Yani bu arada yaşanan olaylar da önemli ama savaşlar biter bitmez hemen antlaşma yapılmaz. Önce bir ateşkes yapılır. Mondros Ateşkesi. Sonrasında mesela 1918'de Mondros Ateşkesi yapılacak. 1920'de Sevr yapılıyor. Yani savaş biter bitmez. Bak Birinci Dünya Savaşı 1914'te 1918 arasında. Savaş biter bitmez hemen 1918'de Mondros'u yapıyorlar ateşkes. Ama Sevr Anlaşması'nı 1920'de yapıyorlar. Yani bu esnada paylaşım planları yapıyorlar. Nasıl paylaşacağız diye. Mesela biz Kurtuluş Savaşı yapacağız. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mudanya Ateşkesi yapılacak. Ama sonra Lozan Anlaşması imzalanacak. Bunu bileceğiz. Şimdi savaş bitti. Ateşkes Anlaşması yapılıyor. Ve Osmanlı Devleti'ni fiilen bitiriyorlar. Niye? Osmanlı Devleti'ni yani Türk yurdunu 724 ...işgal açık hale getiriyorlar. 7-24 işgal açık ne demek Tonguç evladım? 7 gün 24 saat. Çok mantıklı. Esasında 7 gün 24 saat ama burada anlatılmak istenen şey şu... ...7. madde ve 24. madde. Yani 7. madde şu... ...ihtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa... ...o bölgeyi işgal edilebileceklerdir. Nasıl yani? 24. maddede doğudaki iller için yapılan ee, bir işgal bahanesi. Yani işgallerini hukuka uygun hale getiriyorlar. Sonuçta hani... Amerika bu kırmızılara yardım etmişti İngiltere Fransa'ya. Bunlara yardım edince de demişti ki yenenler yenilenleri ezmesin demişti. İngiltere Fransa tabii ki efendim yenilenleri ezmeyeceğiz dediler ama yenilenleri ezmek istiyorlar. Osmanlı Devleti'nden toprak almak istiyorlar. O yüzden 7. madde ve 24. madde diye bir madde uyduruyorlar. O maddeyi uydurarak böylece yavaş yavaş işgaller yapacaklar. Amerika'ya diyecekler ki efendim biz işgal etmiyoruz. Sadece 7. maddeye dayanarak işte güvenliğimizi tehdit eden bir durum oluştu. O yüzden işgallere başlıyoruz diye e, haksızlık yapacaklar. Şimdi Mondros Ateşkesi'ne İstanbul Hükümeti maalesef teslimiyetçi ve uzlaşmacı davranıyor. Niye? Çünkü Balkan Savaşları'nı kaybetmişiz. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişiz. E, Çanakkale Cephesi hariç Kurtul Birinci Dünya Savaşı'nda bütün cephelerde kaybetmişiz. Artık diyoruz Amerikan Başkanı Wilson'a güveniyoruz. Herhalde yenenler yenilenleri ezmeyecek. Zaten zor durumdayız. O yüzden teslimiyetçi olalım, uzlaşmacı olalım diyoruz. İstanbul Hükümeti olarak padişah ve yanındakiler böyle düşünüyor. Türk halkı ise direnişçi, vatansever ve hem yararlı cemiyetleri hem de kuvayi milli yani düzensiz bölgesel orduyu kurarak Kurtuluş Savaşı için hazırlıklı olacak. Mustafa Kemal de geldikleri gibi giderler diyecek ve sonrasında da ya istiklal ya ölüm diyecek. Yani Mustafa Kemal itilat Devletlerinin ülkemizi işgal edeceğini anlıyor. Türk halkı da hazırlıklı ama İstanbul hükümeti inşallah işgal etmezler. Yani Allah'ın izniyle fazla işgal olmaz ya inşallah deyip böyle korkak bir şekilde anlaşma imzalamak durumunda kalıyorlar. Paris Barış Konferansı'nı söylemiştik. İzmir'in işgaline bir bahane arıyorlar. Yunanların büyük e, hayali var ve burayı işgal ettirecekler. Diyecekler ki Türkler İzmir ve çevresinde yani Batı Anadolu'da Rumlara zulüm ediyor. O yüzden bu bölgeyi Yunanlara veriyoruz diyecekler Paris Barış Konferansı'nda. Fakat biz kabul etmeyeceğiz bunu. Hatta gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu atacak. Bir de Amerika'dan Amiral Bristol diye bir adam gelecek ve diyecek ki Türkler Rumlara değil Rumlar Türklere saldırıyor. İzmir'in işgali haksızdır diyecek ve milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge olarak tarihe geçecek. Şimdi birazdan milli mücadele başlayacak ama milli mücadele başlamadan önce yani Mustafa Kemal ve Türk halkı milli mücadeleyi başlatmadan önce burada bilmemiz gereken çok önemli bir şey var Tonguç'um. Milli bağımsızlık ve milli egemenlik arasındaki farkı biliyor musun Tonguç'um? Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak, milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Harikasın Tonguç'um. Milli bağımsızlık gerçekten ülkenin düşman işgalinden kurtarılması. Yararlı cemiyetler, kuay milliye, manda ve himayenin reddedilmesi. Yani düşmanın hiçbir şekilde ülkemize kabul edilmemesi, kurtuluş savaşını yapmamız, savaşlarımız, kapitülasyonları kaldırmak için mücadelelerimiz. Bunların hepsi milli bağımsızlığımız için yaptığımız mücadeleler. Yani ülkemizin her anlamda özgür ve bağımsız olması için yapıyoruz bu mücadeleyi. Milli egemenlik ise ülke yönetiminde ve geleceğinde halkın söz sahibi olması. Mesela cumhuriyetin ilan edilmesi. Mesela seçimlerin yapılması. Mesela milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesindeki karar kelimesi. Ya da milli irade egemen kılmak esastır diyor mesela Mustafa Kemal Türk Erzurum Kongresi'nde. Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bunların her biri milli egemenlik ülkeyi halkın yönetmesiyle alakalı şeyler çok güzel özetledin Tonguç'um. Yani mesela yakında şimdi yerel seçimler yapılacak. Belediye başkanları seçilecek. Bu sence milli bağımsızlıkla mı alakalı? Milli egemenlikle mi alakalı? Milli egemenlikle alakalı. Harikasın. Bu kadar basit. Çünkü şu anda çok şükür ülkemize bir düşman saldırısı yok. Ama ülkemize düşman saldırsa ordumuz mükemmel bir şekilde sihalarıyla ihalarıyla saldırsa o zaman bu milli bağımsızlığımız olmuş olacak Tonguç herhalde benim. Şimdi işte burada Mustafa Kemal Atatürk milli bağımsızlık mücadelesi için Türk halkını bir araya getirecek, milli birlik ve beraberliği sağlayacak. Sonra ülkeyi düşmandan kurtardıktan sonra da cumhuriyeti ilan ederek milli egemenliği gerçekleştirmiş olacak. Ama ülkeyi kurtarana kadar da yine milli egemenliğe önem verecek Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi burada... Kurtuluş Savaşı daha başlamadan önce, yani düşman bize saldırdı. Şimdi şurada neredeydi? Bizim bir tane sayfamız vardı. Heh. Şimdi, Birinci Dünya Savaşı bitti. Mondros Ateşkesi'ni imzaladılar. Mondros Ateşkesi'ni imzaladıktan sonra itiraf devletleri işgallere başlıyor. Hani 7-24 işgallere başlamıştı. İşgallere karşı Türk halkı iki şekilde tepki veriyor. Bir, kuvayi milliye, düzensiz bölgesel ordularımız. Bir de yararlı cemiyetler. Yararlı cemiyetlerin... Amacı bulundukları bölgenin Türklüğünü ispatlamak. Mesela bunlar zaten müdafaa hukuk diye bitiyor bak. Trakya Paşeli müdafaa hukuk. Bak burada hep böyle müdafaa hukuk kelimesini çok göreceksin Tonguç'um. Müdafaa hukuk ya da muhafaza hukuk gibi kelimeler göreceksin. Şimdi bunlar Trakya Paşeli Trakya civarında. İzmir, İzmir civarında, İşte Trabzon, Trabzon civarında, Doğu Anadolu müdafaa hukuku Doğu Anadolu civarında, Klikyalılar Adana civarında, Anadolu kadınları Ankara civarında. Milli kongre tüm ülkeyi kapsayacak bölgesel değil, ulusal bir şekilde kongreler, mitingler, gösteriler ve bulundukları bölgede Türklüğü ispatı için müdafalar, savunmalar yapacaklar. Bunlar savaş mı ilk başta? Ama bunlar da sonradan savaşa katılacak. Yararlı cemiyetler milliyetçi, bir kere bu çok önemli yani bulundukları bölgenin Türklüğünü ispatlamaya çalışıyor. Ama bölgeseller, bölgeseller bir de disiplin yok. Aralarında bir koordinasyon yok. Sonra da Mustafa Kemal Atatürk onları Sivas Kongresi'ne birleştirecek. Sivas Kongresi'nde bunların adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olacak. Azınlıkların kurduğu cemiyetler ise bunlar tamamen zararlı, rezil, iğrenç cemiyetler. Niye? Bunlar mesela Mavri Mira, Pontos Rom, Taşnak ve Hınçak, Makkabi, Alyans İsrailit gibi tamamen bunlar bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar. Ülke bütünlüğünü tehdit ediyorlar ve bizim milli bağımsızlığımıza tersler. Bunlar azıyorlar yani azınlıklar bulundukları yerlerde mesela Mavri Mira ve Pontus Rum Rum cemiyeti Taşlak ve Hınçak Ermeni cemiyeti bunlar bulundukları bölgede azınlıklar resmen bize zarar vermeye çalışıyor. Bir de bizim içimizde olup yani bizim kardeşimiz olup ama Milli varlığa düşman olan cemiyetler var. Bunlar milli birlik ve beraberlik ediyor. Mesela Teali İslam, Kürt Teali, İngiliz muhipleri, Wilson prensipleri. Mesela İngiliz muhipleri İngiliz mandasını istiyor. Wilson prensipleri Amerikan mandasını istiyor. Bunlar mandacı yani. Yani iç işlerimizde serbest olalım ama dış işlerimizde İngiltere'nin emrine girelim diyor. İngiliz muhipleri İş işlerimizde serbest olalım ama dış işlerimizde Amerikan mandasına girelim diyor ee, Wilson Prensleri Cemiyeti. Ya da Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Sulh ve Selameti Osmaniye milli mücadelenin değil de padişahın etrafında toplanmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bunlar da bizim Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızı engelleyebilecek cemiyetler. Ama bunlar yararlı cemiyetler zaten bunlar da bize katılacaklar. Şimdi bir de tabii ki Kuvayi Milliye var. Kuvayi Milliye de düzensiz bölgesel askeri birlikler. Yani esasında olayı şöyle ...daha net bir şekilde... ...özetlemek gerekirse... ...şimdi şurada Birinci Dünya Savaşı oldu. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra... ...kim kazandı Tongçelan benim? İtilaf Devletleri. İtilaflar kazandı. O zaman şöyle yazıyorum bak. İtilaf yazıyorum buraya. Şöyle gülümseme işareti koyuyorum. <laughs> kazandı. Ama bizimkiler... ...yani Almanya, Avusturya, Macaristan... ...maalesef ittifaklar ise... ...kaybetti. Bunlara böyle bir üzüntü işareti koyuyorum. Şimdi itilaf kazandı, ittifak... ...kaybetti. Kaybettikten sonra... ...ittilaflar... Amerikan Başkanı Wilson'ın desteğini alıyorlar. Artı Wilson tamam mı Wilson yani parantez içinde ABD'nin desteğini alıyorlar. Ve bunları ezmeye başlayacaklar. Zaten bunun sayesinde kazandılar ya. İlk başta savaşın sonrasında bize yani Osmanlı Devleti'ne itiraf devletleri Mondros Ateşkesi'ni imzalatıyor. Bak maviler kötü şeyler tamam Mondros Ateşkesi. Düşman Mondros Ateşkesi'ni imzalatıyor bize. Ve Mondros Ateşkesi neden kötü? Çünkü bizi 7-24 işgallere açık hale getiriyor. Mondros Ateşkesi'ne karşı Türk halkının tepkisi net bir şekilde belli. Bir, düzensiz askeri birlikler olan Kuvayi Milliye var. Bunlar bulundukları bölgede askeri bir şekilde mücadele ediyor. Bir de yararlı cemiyetler var. İşte bu yararlı cemiyetleri söylemiştik. Neydi? Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk. İşte Trabzon Müdafaa Hukuk. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk. Bak burada, görüyor musun? Klikyalılar, İzmir Redil Hak bunlar da yararlı cemiyetler. Şimdi bu yararlı cemiyetler ve Kuvay Milliye Mustafa Kemal sayesinde birleştirilecek ve Kuvay Milliye düzenli orduya dönüşecek. Yararlı cemiyetler de TBMM'ye dönüşecek. Şimdi bu sırada işgaller devam ediyor. İşgaller yapmaya devam edecekler. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk bu ikisini, bu ikisini, bu ikisini Kuvay Milliye'yi düzenli orduya dönüştürecek. Düzenli bir ordu oluşacak artık düşmanla savaşan. Yararlı cemiyetleri de ilk başta temsil heyeti yapacak. Sonrasında da e, artık bir meclisin etrafında toplayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Tabi bunu nasıl yapacak? Bunu yapabilmesi için Mustafa Kemal'in bunları yani Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya... ...yararlı cemiyetleri de TBM'ye dönüştürebilmesi için milli mücadele yolculuğuna çıkması lazım. Bu yolculuğu da tabii ki nereden başlayacak? İlk başta Samsun'dan başlayacak. İlk başta Samsun'dan milli mücadele başlatacak. Sonra Havza mitingi yapacak... Sonrasında Amasya Genelgesi yayınlayacak. Sonrasında Erzurum Kongresi yayınlayacak. Sonrasında işte Sivas Kongresi yayınlayacak. Sonrasında Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'yi kabul ettirecek. Ve bütün bunların sonrasında artık bir düzenli ordumuz ve bir TBMM'miz olacak. Ve bütün bunlarla birlikte de biz düşmanla savaşacağız. İşte doğuda Ermenilerle mücadele edeceğiz. Güneyde Fransızlar ve Ermenilerle. Batıda da Yunanlarla mücadele edeceğiz. İşte olayın temel özeti bu. Şimdi Kuvayi Milliye'yi nasıl Mustafa Kemal tek bir çatı altında topladı? Yararlı cemiyetleri nasıl tek bir çatı altında topladı? Bunu öğreneceğiz. Bunun için Mustafa Kemal milli mücadele yolculuğuna çıkıyor. Yani istiklal yolculuğuna çıkıyor. Bunun için ilk başta Mustafa Kemal bakacak diyecek ki ya Anadolu'daki halk vatansever kahraman. Kuvayi Milliye ama dağınık. Biri orada, biri şurada, biri burada mücadele ediyor. Ben bunları tek bir çatı altında toplayabilir miyim acaba diyecek. Bunun için padişahtan izin alıp Hop hop Samsun'a gelecek gemiyle. Samsun'da 19 Mayıs 1919'da çıkar çıkmaz... ...milli mücadeleyi başlatmayı aklına koymuş esasında. Ama söylemiyor. Ben orada Türklerin elindeki silahları toplamaya gittim diyor. İlk başta Havza'nda... ...Havza'da milli bilinci uyandıracak bak. Havza eşittir milli bilinç. Hemen buraya yazıyorum. Havza milli bilinç. Amasya'ya geçecek. Amasya'da Kurtuluş Savaşı'nın yöntem... ...amaç ve gerekçesini yapacak. Yani da söyleyelim. İşte Kurtuluş Savaşı'nın... Ee, gerekçesi İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyor. Ve ulusun bağımsızlığı vatanın bütünlüğü tehlikede. Amaç ulusun bağımsızlığını sağlamak. Yöntem ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve karar kurtaracaktır diyecek. Sonrası Amasya'dan hop Erzurum'a geçecek. Erzurum'da temsiliyetini kuracak ve manda ve himayi reddedecek. Sonrasında Sivas'a gelecek. Sivas kongresinde yararlı cemiyetleri tek bir çatı altında birleştirecek. Ve düzenli ordu kurulması kararını alacak. Ardından son kez bir Amasya görüşmeleri olacak. İstanbul hükümetiyle son kez bir pazarlık yapılıp İstanbul'daki meclisin toplanması kararlaştırılacak. Yani Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan da önce Osmanlı'da bir meclis var. O meclis toplanacak ve o mecliste misak-ı milli kararları alınınca meclis işgal edilecek. Meclis işgal edilince de biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açacağız. Şimdi gel istersen buradaki süreci bir de cümlelerle bakalım. Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919'da burada Samsun raporu yayınlıyor bir telgraf çekiyor. Diyor ki Türkler değil Rumlar kavga çıkarıyor. Türkler sakin ve düzgün bir şekilde duruyorlar. Dolayısıyla burada bir hata var diyor. Ve ya istiklal ya ölüm diyerek esasen milli mücadeleyi başlatıyor artık Mustafa Kemal Atatürk. Bunu bir kere şöyle güzel bir şekilde yazalım. Havza Genelgesi'ndeki anahtar kelime neydi Tonguç Evladım'ın? Milli bilinç. Harikasın. Milli bilinci oluşturmaya çalışıyor. Yani Türk halkına diyor ki gençler, arkadaşlar, yaşlılar, kadınlar, çoluk, çocuk herkes uyansın. Milli bilinci uyandırın. Alarm kuruyorum. Herkes uyansın. Düşman işgal ediyor ülkemizi diyor. Amasya genelgesi ise Kurtuluş Savaşı'nın yöntem, amaç ve gerekçesi yani yağını oluşturuyor. Ne diyor? Yöntem halk kendisi kurtaracak. gerekçe işgal altındayız. Amaç ulusal bağımsızlık diyecek. Erzurum Kongresi'nde de Toplanış bakımından bölgesel yani Doğu Anadolu'daki cemiyetlerin yaptığı bölgesel bir kongre ama aldığı kararlar tüm ülke ilgilendiriyor. Kararları ulusal. Milli sınırlar içinde vatan bir bütün diyecek, bölünemez diyecek. Manda ve himayı ilk kez reddedeceğiz. Niye? Biz artık... Çünkü bazıları diyor ki efendim sakın savaşa girmeyelim Amerikan mandası isteyelim. Please I want an American manda. I want an American manda diyorlar ama biz diyeceğiz ki yok öyle bir şey. Biz manda ve himayi reddediyoruz. Biz ya istiklal ya ölüm diyoruz diyeceğiz ve temsil heyeti yani Mustafa Kemal ve ekibi kuruluyor. Şimdi zaten şu sayfa çok önemli Tolmuş Eylül benim Nerede bizim o sayfamız? Nerede? Dur bakayım. Ha, şu sayfa yani yararlı cemiyetler ilk başta Erzurum'da temsiliyetine dönüşüp sonra TBMM'ye dönüşüyor. Burası da önemli. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sivas Kongresi her yönüyle ulusal. Yani toplanışı da ulusal, alınan kararlar da ulusal. Cemiyetler birleştirildi. Cemiyetler artık birleştiriliyor. Temsiliyeti tüm yurdu temsil eder hale getiriliyor. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. İrade-i milliye bak, millet iradesi ismi verilen bir gazete çıkarılıyor ve sonrasında İstanbul Hükümetiyle yani padişahla görüşülecek ve burada Milli Mücadele Hareketi resmen tanınıyor. Artık bizi tanıyorlar. Yani kimi tanıyorlar? Mustafa Kemal ve ekibini tanıyorlar. Diyorlar ki siz tamam bir milli mücadele yapıyorsunuz. Biz bunu kabul ediyoruz diyorlar. İstanbul'dan bir adam gelecek. Bizden bir adam gelecek. Ve sonrasında İstanbul'daki meclisin toplanması kararı alınacak. Tabi bu esnada biz Ankara'ya geliyoruz. Ankara Batı cephesine yakın olduğu için. Güvenliği ve ulaşım imkanları iyi olduğu için. Ve halkı da vatansever olduğu için biz Ankara'ya geliyoruz. Burada tabi Batı cephesi buradan Yunanlar saldırıyor. Doğudan Ermeniler saldırıyor. Güneyden Fransızlar ve Ermeniler saldırıyor. Savaş başladı bile. Şimdi neyse seçimler yapılacak ve İstanbul'daki meclis toplanıp misak-ı milli kararları alınıyor. Misak-ı milli kararları neydi? kabsar kapitülasyonlar yani ekonomik bağımsızlığımızı istiyoruz. Ekonomik bağımsızlık. Biz yabancı devletlerin ekonomimizi e, bağımsızlığımız, yabancı devletleri bağımsızlığımız ekonomik bağımsızlığımıza zarar vermesini istemiyoruz. Azınlıkların yine milli bağımsızlığımız açısından haklar fazla almasını istemiyoruz. Boğazlarda egemenlik istiyoruz. Sınırlarımız belli olsun istiyoruz. Arap topraklarında halk oylaması yapılsın. Referandum. Referandum halkın fikri alınsın diyoruz yani. Halk oylaması. Fakat biz bunu isteyince itilaf devletleri delirecek. Çıldıracaklar. Niye? Zaten ilk başta Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a gittiğinde hele bir gitsin ya sıkıntı yok ya take it easy falan diye konuşuyorlardı. Ama bir telgraf yayınladı Mustafa Kemal Samsun'da. Salla dediler. Amasya Genelgesi yaptı. Ya boş ver dediler. Erzurum Kongresi yaptı. Ya geç dediler. Sivas Kongresi'ni durdurmak istediler. Ama neyse dediler. Ama İstanbul'daki meclis toplanıp da misak-ı milli kararlarını alınca artık itiraf devletleri deliriyor, çıldırıyor ve diyorlar ki... What the hell? Oh it's bad. Diyecekler, sinirlenecekler ve İstanbul'u işgal edip Mebusan Meclisi'ni yani Osmanlı Devleti'nin Mebusan Meclisi'ni milletvekillerinin olduğu meclisimizi resmen dağıtacaklar. Bu milli iradeye bak bu çok önemli bunu e, zor bir LGS sorusu olarak sorarlar. Milli iradeye yani ulusal egemenliğe doğrudan bir saldırı bu. Niye? Direkt adamlar ülkeyi işgal etmeyi bırak artık meclisi işgal ediyor. Yani bunu e, yazı notlarınızda, soru bankalarında çözerken görürsünüz ama bu daha çok LGS tarzı zor bir soruda çıkar. Bu direkt milli iradeye saldırı. Biz de tabii ki İstanbul'daki meclisimiz işgal edilince biz de diyoruz ki o zaman zaten Ankara güvenli bir yerdi. Biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. 23 Nisan 1920'de bu meclis savaş meclisi düşmanla savaşacak. Ulusal bir meclis Türk adıyla kuruluyor. Demokratik bir meclis herkes var mecliste. Yani milletin ta kendisinin olduğu bir meclis. Hatta bunu o şekilde de sorabilirler. Milletin ta kendisidir der. Bu ne demektir der. Demokratik bir meclis olduğunu söyleyeceksin Tonguç'um. Şöyle kapatıyorum parantezi. Olağanüstü bir meclis tam savaş sırasında kuruluyor. Kurucu bir meclis yeni bir devlet kuruluyor. Tabi meclise karşı TBMM'ye karşı isyanlar çıkacak. Biz de isyanlara karşı isyancıları vatan haini yani hıyaneti vataniye kanunuyla istiklal mahkemelerinde yargılayacağız. İstiklal mahkemelerini kullanmamız yargı yetkimiz. Hıyaneti vataniye kanunun çıkması ise yürütme kanun çıkarıyoruz. Yasama ve yürütme yetkimizin olduğunu gösteriyor TBMM'nin. Şimdi burada şu çok önemli. TBMM'ye karşı isyanların hem itiraf devletleri hem azınlıklar hem eski TBMM'ciler yani daha doğrusu eski kuvayi milliyeciler bize saldıracaklar ama biz bu isyanları bastıracağız TBMM'nin otoritesi ortaya çıkacak. Bu esnada itiraf devletleri diyecekler ki vay 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 nerede bizim o sayfamız? Heh. Siz Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas Kongresi yaptınız. Misak-ı Milliye yayınladınız. TBMM'yi de açtınız. Biz artık yeter diyecekler. Ve burada şu araya SEVR diye bir anlaşma sokuşturacaklar. SEVR anlaşması tam burada. İşte SEVR anlaşmasının çıkınca da biz diyeceğiz ki ya bunlar bir şeyden anlamıyor. Biz doğuda Ermenilerle mücadele edelim. güneyde Fransız artı Ermenilerle mücadele edelim diyeceğiz. Batıda da Yunanlarla mücadele edelim diyeceğiz. Ermenileri Kazım Karabekir durduracak. Fransız ve Ermenileri Ermenileri Kuaymille yani Sütçü İmam... Şahin Bey, Ali Sahip Bey bunlar durduracak. Batı'da da Yunanları ilk başta Ali Fuat Paşa durdurmaya çalışacak. Olmayacak. İnönü gelecek. O da olmayacak. Mustafa Kemal ordunun başına geçecek. Yunanları denize dökecek. kaç kişi yüzme biliyordur hocam? Bilmiyorum ama yüzme bilenler de zaten korkusundan herhalde öbür tarafa hızlı bir şekilde gitmişlerdir diyoruz. Şimdi geldik Sevr Anlaşması'nın özelliklerini de söyleyelim. Sonrasında sorularımıza geçelim. Sevr Anlaşması'na karşı tutumlar var. Şimdi Saltanat Şurası yani İstanbul Hükümeti teslimiyetçi bir tutum sergili yani teslimiyetçi mecbur yapmayın ne olur itiraz etmeyin aman aman saldırmayalım Mustafa Kemal çok gaza geliyorsun ya istiklal ya ölüm diyorsun geldikleri gibi giderler diyorsun bir zordurma sokuyorsun boşver sakin diyor yani böyle bunlar böyle piti piti tamam mı TBMM ise anlaşmayı imzalayanlar vatan hainidir diyor Mustafa Kemal anlaşma yok hükmündedir diyor Türk milleti direnişçi vatansever ve özgürlükçü bir tutuma sahip ve Sevr anlaşmasının ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım Sevr anlaşmasıyla resmen Osmanlı'yı Adeta daha doğrusu e, Türk devletini adeta böyle pasta gibi bölüşüyorlar. Yani şöyle düşün. Şöyle İzmir'imizi yapalım güzel bir şekilde. Muğlamızı yapalım. Antalya Körfezimizi yapalım mesela şöyle bir hızlı çizim için biraz ölçek uymamış olabilir ama Hakkari'miz burada, Adana'mız, Hatay'mız burada. Şöyle diyorlar ki bu Doğu Anadolu Ermenilerin olsun. Ova burası Fransızların olsun. Oh be. Burası İtalyanların olsun. Hadi bakalım. Burası Yunanların olsun. Boğazlar zaten e burası burası Osmanlı'ya kalsın. Bize çok küçük bir alan bırakıyorlar. Yani böyle işte Yozgat, Ankara, Kırıkkale, Çankırı böyle birkaç yer bırakıyorlar. İstanbul'a çevresini alıyorlar. İzmir'e çevresini Yunanlara veriyorlar. Antalya, Muğla, Mersin falan filan hep İtalyanların. Buraya bakıyorsun işte Hatay, Gaziantep, Urfa hep Fransızların. Doğu Anadolu bölgesi Ermenilerin. Biz bunu kabul eder miyiz sonuç herhalde benim? Kabul etmeyiz hocam. Tabii ki kabul etmeyiz. Ve biz de milli mücadele başlatacağız. Zaten hukuken de geçersiz. Niye? Çünkü İstanbul'daki meclis kapatıldı. Milli mücadeleyi başlatıyor ve bundan da zafer ayrılma sonucunda taslak olarak kalmış bir anlaşma. Yani biz Sevr Anlaşması'nı hiç uygulamalarına izin vermeden mükemmel bir şekilde e, savaşı kazanacağız inşallah. Şimdi yazılı notlarımıza bulunan her biri yazıyor. Zaten birazdan soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bu arada bitmedi arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi esas sorulara başlıyoruz. Çözümlerine başlayacağız. Yazılı notlarından mutlaka mutlaka çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Bu anlattıklarımızın özeti burada var. Ve sonrasında kitaplarınızdan zaten sorular çözeceksiniz. Şimdi ben sorulara geçiyorum tekrar. Bunları kaldırdık. Bunları yapmıştık. Cemiyet ...ler kurmuşlardı. Ha. Şimdi gelelim Mondros Ateşkes Anlaşması'na. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 5. maddesine göre sınırların korunması ve iş güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında kalan Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Yani Osmanlı ordusunu kapatıyorlar. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması ile bizi 7-24 işgallere başladılar ama aynı zamanda bizi fiilen bitiriyorlar. Fiilen bitirmek için de ne yapıyorlar? ordumuzu fiilen bittik. Niye fiilen bittik? Çünkü bizi resmen tünellerimize el koyuyorlar, haberleşme araçlarımıza el koyuyorlar, ordumuzu kapatıyorlar. Burada itirat devletleri ne amaçlamıştır? Bizi işgal etmeye amaçlamıştır. Yok bunu dersen yanlış cevap olur işte Esası temel amaçlar ama Osmanlı'yı bak yazıyorum cevabı. Osmanlı devletini Osmanlı devletini savunmasız savunmasız bırakmayı amaçladılar diyebilirsin. Burada sadece şunu da yazman gerek o yeterli. Savunması bırakmayı da diyebilirsin. Yani savunmasız bırakmaya başlıyorlar. Niye? Ordun olmazsa sana rahat rahat saldıracaklar. Bu o yüzden doğru cevap bu. Şimdi geldik buraya. Mustafa Kemal'in bu sözlerinde vurguladığı cemiyet hangisidir diyor. Bakalım hangisiymiş hep beraber bulmaya çalışalım. Güzel bir sorum. Bu derneğin iki yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri açık yönü ve usulüne uygun girişimlerle İngiliz himayesini sağlam amacına yönelmiş olan niteliğiydi. Öteki de giz yönüydü. Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan ve ihtilal çıkarmak, milli şuuru felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsler derneğin bu gizli kolu tarafından idare edilmekteydi. Şimdi Amerikan mandasını Wilson Prensleri Cemiyeti istiyordu. İngiliz mandasını ise İngiliz muhipleri yani İngiliz dostları cemiyeti istiyor. Bu cemiyetler esasında milli varlığa düşman cemiyetler. Bunlar zararlı cemiyetler grubuna giriyor. Neden? Çünkü biz milli mücadele yapmaya çalışıyoruz. Biz ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Bunlar ise bak şurada göstereyim. Bizim kardeşimiz normalde bizden birileri ama gidip İngiliz mandasını istiyor. İngiliz mühürleri. Amerikan mandasını istiyor bizim <laughs> Bunlar zaten azınlık. Bunlar zaten Mavrimira, Pontus Rum, Taş Takınçak. Bunlar belli zaten. Ama bunlar bizim için bizden çıkıp Amerikan mandası, İngiliz mandası istiyorlar. Bunlar ise sonu müdafaa hukukla bitenler. Klikyalara dikkat et Tonguç'um onu karıştırma. Bunlar ise yararlı cemiyet. Buraya da dikkat etmemiz lazım. Şimdi geldik diğer bir soruya. MEP örnek yazılı sorusu benzeri. Şimdi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından 23 Nisan 1920 TVM'nin açılışına kadar gerçekleştirdiği tarihi gelişmeleri, genelge, kongre, görüşme kronolojik olarak yazınız diyor. Şimdi bunun kodlamasını şöyle yapabilirsin. Hani Camilerde e, ezan okunurken Allahu ekber Allahu ekber der. Ondan sonra işte hayye alesel hayyele felah der ya. Hayye derken imam haes diyor bak. Hayye alesel haes diye bağırıyormuş diye düşün. İşte buradaki yöntemle Havza, Amasya, Erzurum, Sivas diyebilirsin. Burada tabii TBMM açılışına kadar bir de şunu da söyleyelim. Amasya görüşmesi var. Bir de bunun son, ön sonrasında bir de misak milli kararları da anlıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ama senin temel olarak bilmen gereken Havza, Amasya, Erzurum, Sivas. Şu Amasya görüşmesinde de itiraf devletleri değil de Osmanlı hükümeti bizi tanıyacak. Bu ikisi önemli. Ama şurası çok önemli. yok. mavili yazdıklarım çok önemli. Milli bilincin uyandırıldığı Havza genelgesi. Kurtuluş Savaşı'nın yöntem amaç ve gerekçesinin açıklandığı Amasya genelgesi temsil heyetinin kurulduğu manda ve himayenin ilk kez reddedildiği Erzurum Kongresi. Toplanış bakımından bölgesel ama alınan kararlar ulusal. Bir de yararlı cemiyetlerin birleştirildiği, temsil heyetinin tüm yurdu kapsadığı, Ali Fuat Paşa'nın düzenli ordunun başına atandığı Sivas Kongresi var. Bu Hayes'i mutlaka bil. Şunları da sonra Amasya görüşmesine ve Misak Milli'ye de ekleyebilirsin Tonguç Eladim benim. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu metinde zaten Hayes'i buraya yazmıştık. Bak şurada göstereyim. Samsun'u saymazsak Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Misak-ı Milli diye gelecek. Şimdi devam ediyoruz. Bu metinde Abdurrahman Kamil Efendi halkın doğrudan doğruya gemelliğin eline alma sözüyle neyin gerekliliğini anlatmak istemiştir diyor. Bakalım. Havza'dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran 1919'da Amasya'ya varmıştır. Hani h HS yani Havza'dan Amasya'ya geliyor. Gezirlik mevkisinde Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayan Amasyalılar milli kahramanda milli kurtuluşun sembolü buluşlardır. Yani Atatürk'te milli kurtuluşun sembolü buluyorlar. 13 Haziran 1919'da Sultan Bayezid Camii Vaizi Abdurrahman Kamil Efendi tek kurtuluş yolu halkın doğrudan doğruya egemenliğini ele almasıdır. Hep birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın çevresinde toplanarak yurdu kurtaracağız diyerek Mustafa Kemal Paşa'yı tek kurtarıcı olarak göstermiştir. Şimdi halkın doğrudan doğruya egemenliğini eline alması sözü halkın egemenliği bak anahtar kelimelere dikkat et Tonguç'um. Halkın egemenliği dediğine göre o zaman halk egemenliği neyin gerekli anlatmak istiyor? Halk egemenliği diyebilirsin buna. Ya da milli egemenlik de diyebilirsin. Milli egemenlik. Ya da ulusal egemenlik de diyebilirsin. Ya da ulusal irade de diyebilirsin. Bunların hepsi aynı şey. Aynı anlama geliyor. Yani halkın egemen olmasını demen gerekiyor Tonguş Eladim bu soruda. Hatırlarsan ülkenin düşmandan kurtarılması, milli mücadele, kurtuluş savaşı hep milli bağımsızlıkla alakalıydı. Ama ülkeyi halkın yönetmesi milli iradeyle alakalıydı. Milli egemenlikle, ulusal egemenlikle alakalıydı. Burada kelimenin yeri değişebilir ama hepsi aynı anlama geliyor. Halk egemenliği, milli egemenlik, ulusal irade, ulusal egemenlik, halkın iradesi fark etmez. Hepsi aynı şeye geliyor. Yani temelinde ülkeyi halkın sandığa giderek oy vererek yönetmesi. Yani padişahlık, krallık değil de cumhuriyet olsun diyoruz. Yani. Geldik buraya. İstanbul Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de kabul edilen ve Türk milletinin kabul edebileceği barış esaslarını belirten milli yemin belgesine verilen ad nedir demiş. Şimdi ne yapmıştık? Hayes demiştik. Havza Amasya Erzurum Sivas Kongresi olmuştu. Sonrasında da İstanbul'daki mecliste misak milli kararları kabul edilmişti. Bu bizim ulusal yeminimiz. Dolayısıyla cevabımız da misak milli. Yani misak yemin demek milli de milli demek zaten. Ulusal yemin. Türkçesini yazıyorum. Şöyle Ulusal yemin. Diyoruz ki yemin ediyoruz biz düşmanı yurttan atacağız. Kapitülasyonları kaldıracağız. Azınlıklara fazla haklar verilmeyecek. Biz ülkemizi koruyacağız diyoruz yani. Geldik diğer bir soruya. Büyük Millet Meclisi'ne yönelik çıkarılan ayaklanmalara karşı Ankara Müftüsü Rıfat Efendi Börekçi ve birçok müftü tarafından milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlanmıştır. Fetva neydi Tonguç evladım benim? Unuttum hocam. Fetvayı unutmamalısın. Sınavda çıkabilir. LGS'de çıkabilir. Fetva dini emir, dini bildir demek. Yani camilerden imamlar müftülerin belirlediği yani Diyanet İşleri Başkanı'nın belirlediği ya da işte Ankara müftüsünün belirlediği dini emirleri bildirileri yayınlıyorlar. Diyorlar ki işte milli mücadeleyi destekleyin. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyin. Atatürk'ü destekleyin diyorlar. İnsanlar cuma namazına gidiyor. İmamı dinliyorlar. İmam diyor ki Kurtuluş Savaşı var Atatürk'ü destekleyin diyor. Bu çok önemli bir bilgi yani. Fetva önemli. Dolayısıyla burada ayaklanmalara karşı hangi alanda tedbir alınmış diyoruz? Tabii ki burada dini alanda tedbir alındı dememiz gerekiyor. Niye? Çünkü ayaklanmalara karşı camilerden fetvaları yayınlatıyoruz. Geldik MEP örnek yazılı sorusu benzerine. Mustafa Kemal'in nokta nokta gördüğü mebusan meclisinde onaylanmayan diye gidiyor bakalım. Siyasal bağımsızlığımızı adli ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşam hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik olarak gördüğü mebusan meclisinde onaylanmayan misak-ı milliye aykırı olan ve Büyük Millet Meclisi tarafından da tanınmayan anlaşma yani bizi resmen mahveden iğrenç anlaşma. Bizi parçalayan anlaşma neydi Tonguç Eladim Sevr Anlaşması. Harikasın. Sevr Anlaşması. Yani okuma yazmam var. Çok güzel. Sevr Anlaşması'nı bir kez daha burada çift bir şekilde yazıyorum. Sevr Anlaşması. Niye? Çünkü Sevr Anlaşması'yla bizi resmen parçalıyorlar, bölüyorlar. Siyasal bağımsızlığımızda, ekonomik bağımsızlığımızda yani kapitülasyonları tüm herkes faydalanabilecek diyorlar. Bizi resmen de bitiriyorlar. Şimdi geldik bir başka test sorusuna. Mustafa Kemal yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek... ...insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Yani İngiliz muhipleri ve Wilson Prensipleri Cemiyeti ne diyorlardı? Biz iç işlerimizde serbest olalım, dış işlerimizde Amerika'ya bağlı olalım. İngiltere'ye bağlı olalım. Yani bunlar mandacıydı. Biz manda ve himayeyi reddediyoruz. Bunu da ilk kez Erzurum Kongresi'ne reddediyoruz. Bu çok çok önemli Tonguç Eylül'e değil mi? Geldik başka bir soruya. Bu kararlarda aşağıdakilerden hangisinin esas alındığı söylenebilir demiş. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28 Ocak 1920'de kabul ettiği Misak-ı Milli Kararlarına göre... ...halkın çoğunluğunun Arap olduğu yerlerin geleceği için Arap halkının oyuna başvurulacaktır. Batı Trakya'nın durumu için halk oyuna başvurulacaktır. Halkın kendi kararıyla ana katılan doğudaki üç sancakta Kars, Ardahan ve Batum... ...gerekirse yeniden halk oylaması yapılabilir diyor. Bu kararlarda ne esas alınmış olabilir... Millet iradesi, siyasi harcalıklar, ekonomik bağımsızlık, uluslararası diplomasi. Şimdi az önceki soruda da söylemiştim Tonguç Elhan'ı benim. Halk oylaması, halkın oy vermesi, halkın iradesi, halkın işte egemenliği dediği zaman bak halk egemenlik irade. Bunların hepsi aynı şeyden geliyor. Dolayısıyla burada millet iradesi Millet iradesi diyebilir. Ulusal egemenlik diyebilir. Bunların hepsi birbirine benzer anlamda eş anlamda şeyler. O yüzden cevabımız A seçeneği Tonguç Eladım benim. Buraya dikkat etmelisin. Sınavda bu çıkar. Yazılda çıkar. Çok dikkat edin arkadaşlar. Yani yüzde hem LGS'de hem de yazılda buradan soru gelir arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Anlayışlardan hangilerinin gözetilmemesine bağlanabilir diyor. Gözetilmemesine. Bakalım. Mustafa Kemal Mondros'tan sonra edindiği izlenimleri nutukta şu şekilde ifade etmiştir. Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi İngiliz himayesini istemek. Biz bunu istemiyoruz. İkincisi Amerika mandasını istemek. Bunu da istemiyoruz. Üçüncü karar bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmaktır. Yani işte Doğu Anadolu'yu kurtaralım. Güney'i kurtaralım demek. Efendiler ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü temelsizdi. Mustafa Kemal'in edindiği izlenimleri temelsiz bulması anlayışlardan hangilerinin gözetilmemesine bağlanabilir diyor. Şimdi birincisi burada tam bağımsızlığı gözetmiyorlar. Niye? İşte İngiliz imayesi olalım. Yani iş işlerimizde serbest... ...dış işlerimizde İngiltere'ye bağlı olalım. Amerikan mandası. İş işlerimizde serbest... ...dış işlerimizde Amerika'ya bağlı olalım demek... ...tam bağımsızlık değil de böyle yarım bağımsızlık... ...olmak demek. Mesela sen şu anda Tonguç'um... ...yarı bağımsızsın. Evde... ...odanda serbestsin. Telefonundan... ...istediğini yapabilirsin. Arkadaşlarına... ...buluşabilirsin, görüşebilirsin ama tam bağımsız değilsin. Gece istediğin saat eve gelemezsin. Çünkü daha hala ekonomik olarak kendi paranı... ...kazanmıyorsun. Hala annen baban sana... ...arşık veriyor. Dolayısıyla... Tam bağımsız değilsin. İşte eğer İngiltere'nin himayesinde olursan, Amerika'nın himayesinde, mandasında olursan tam bağımsızlığı istemiyorsun demektir. Dolayısıyla tam bağımsızlığı gözetilmemesi var. Bir olacak cevaplarımızın içerisinde. O yüzden C seçeneğini eliyorum. Birin olduğu A, B, D duruyor. Ulusal egemenlik yani ülkeyi halkın yönetmesiyle alakalı bir şey yok burada. O yüzden ikinin olduğu seçenekler gidiyor. Ulusal birlik ve beraberlik var. Niye? bölgesel kurtuluş çaresi değil de tüm ülkede kurtuluş çaresi istiyor Mustafa Kemal. Yani burası çok önemli. Şöyle göstereyim. Bak şimdi. Şimdi bak. Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı bu sınavlarda çok sorulur Tonguç Elad'ım Buraya dikkatle dinlemeni istiyorum. Şimdi milli mücadelede Türk halkı zaten ülkesini seviyor. Zaten kahraman bir milletiz. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük başarısı esasında Türk halkını bir araya getirmesi. Yani burada Doğu Anadolu'da Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Güneyde yine işte Klikyalılar Cemiyeti var. Burada Trakya e, Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Burada İzmir Reddi İlhak var. Ne bileyim İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Burada Anadolu Kadınları var. İşte her yerde bir cemiyet var esasında. Ama Mustafa Kemal onların hepsini Ankara'da TBMM'de birleştiriyor. Bu bir. Milli Birlik ve Beraberliği sağlıyor. Yani bölgesel olmaz diyor. Yani sen burayı sen burayı sen burayı böyle olmaz. Hep beraber toplanmalıyız diyor. Şimdi ben bu kalemi kırabilir miyim Tonguç Eladim? Kırabilirsiniz hocam. Çok güzel. Ben bunu kırabilirim. Ama şunların hepsini bir araya geldiği zaman kırmam zorlaşır. İşte birlikte birlikten kuvvet doğar diyor. Birlikte olursak bizi yıkamazlar diyor. Mesela burada Kuvayi Milliye mücadele etse. Burada Kuvayi Milliye mücadele etse. Burada Kuvayi Milliye. Burada Kuvayi Milliye mücadele etse. Sadece bu bölgelerini kurtarabilirler. Ama hep beraber bir araya gelip de düzenli orduyu kurarsak o zaman bizi yıkamazlar diyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı en önemli şey bu. Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürüyor. Bu kongreler sonrasında. Yararlı cemiyetleri TBMM'ye dönüştürüyor. Bir çatı altında topluyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal burada ulusal birlik ve beraberliği gözetiyor. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği Tonguç benim. Şimdi yazılı provamızı bitirdik. Bu arada çok önemli bir haberimiz var. Tonguç LGS dershanesi de şu anda %20 indirim koduyla... Tonguç 20 koduyla e, dershanemizde öğrencilerimize bir indirim sağlıyoruz. Burada kişiye özel soru bankalarımız var. Bunları mutlaka bilmenizi isteriz. Hatta şöyle göstereyim bak Tonguç'um bana uzatabilir misin? Buyurun hocam. Teşekkür ederim Tonguç'um. Bak, burada sizin girdiğiniz denemelere göre, bak girdiğiniz haftalık denemelere göre, hatalarınıza göre Koçlarınız performans takibi yapıyor ve diyor ki bu öğrencinin bu konularda eksikliği var. Biz normal kitaplarımız haricinde kişiye özel, yaptığın hatalara uygun bir şekilde soru bankaları yolluyoruz. Canlı derslerimiz, birebir özel derslerimiz, pomodorlarımız var ama bu kişiye özel soru bankası senin tam da eksik olduğu konulardan soracağız beni sağlıyor. Yani sen Birinci Dünya, Dünya Savaşı'nı biliyorsan oradan hata çıkması onunla alakalı soru olmuyor. Bu kişiye özel soru bankalarıyla seni çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz sonuç herhalde benim. Bu arada sen mutlaka diğer yazılı provaları için yazıl notlarından, ortak sınav denemelerini çözün gibi tüm dersler soru bankasından, süpersonikten, dinamodan, zor bankasından ödevlerini yapmaya devam et. Hadi bakalım hem LGS yolculuğunuzda hem de yazılarınız hepinize başarılar diliyoruz. Ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.